19. yüzyıl başlarında İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya Büyükelçisi Halil Rifat Paşa, yurda dönüşünde şöyle diyordu. Avrupa'yı örnek almakta daha fazla gecikirsek, toptan Asya'ya göç etmemiz gerektiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Dönemin Osmanlı Padişahı II. Mahmut da aynı görüştedir. Giderek güçlenen Avrupa karşısında, imparatorluğu ayakta tutmanın tek yolunun, devlet kurumlarında yapılacak köklü reformlardan geçtiğinin farkındadır. Ona göre işe ordudan başlamak gerekiyordu. Yeniçeri Ocağı'nı tamamen kaldırıp yeni bir düzenli ordu kurmak onun en büyük idealiydi. Ne var ki bu hiç de kolay değildi. Zira 3. Selim'in geçiş törenlerini büyük gururla izlediği Nizam-ı Cedid adlı yeni bir ordu kurma girişiminin imparatorluğu nasıl bir kaosa sürüklediğini çok iyi biliyordu. Hiçbir düzen tanımayan ve düzeltilmesi de olanaksız bir hal alan, giderek artan zorbalıklarıyla korku salan, savaşmak yerine kazan kaldırıp devleti dışarıdan yönetmeyi adet haline getiren Yeniçeriler, devlet içine çöreklenmiş gericilerin de kışkırtmalarıyla kendi varlıklarına bir darbe olarak gördükleri bu girişime karşı Kabakçı Mustafa adlı bir çavuşun önderliğinde ayaklanırlar. Tüm uzlaşma çabaları boşunadır. Giderek her şey çığırından çıkar. Çatışmalar öyle bir hal alır ki Topkapı Sarayı iki padişahın, 3. Selim ve 4. Mustafa'nın birbirlerine karşı gruplarca peş peşe öldürülmeleriyle sonuçlanan kanlı olaylara saklanır. O zamanlar henüz 13 yaşında bir şehzadedir 2. Mahmut. O korkunç karmaşada kendisi de cariyeler tarafından sarayın damına çıkan arka merdivenlerden kaçırılıp kurtarılmamış olsaydı, koca Osmanlı sülalesi tarih sahnesinden silinip gidecekti. İmanlıların prensi sakat bir Habeş bile olsa ona itaat etmek gerekir. Tebasına zulüm etse bile ona boyun eğmek gerekir diyen 2. Mahmut, kendine itaat eden, yapacağı reformlara arka çıkan, düzenli, çağdaş ve güçlü bir ordu istemektedir. O, padişah sarığını başından atıp fes giydiği için bazılarınca hakkında çıkarılan gavur padişah yakıştırmasına bile aldırmaksızın, önce devleti kışkırtıcılardan, yani gerici ve yobazlardan temizlemekle işe başlar. Daha sonra Eşkinci adı verilen ve yeni usule göre talim yapmayı kabul eden Yeniçerilerden yeni bir birlik kurar. Başına da çok güvendiği Ağa Hüseyin Paşa'yı getirir. Talim istemeyen Yeniçerilerse yine İstanbul sokaklarındadırlar. Ancak bu kez halkın da silahlı desteğini arkasına alan Hüseyin Paşa, 16 Haziran 1826 günü tarihimize Vak'ai Hayriye, yani hayırlı olay diye geçecek olan bir harekete girişir. Yeniçeri ocaklarına baskın düzenleyip binlerce Yeniçeri'yi öldürür. Geri kalanları da İstanbul'dan kovar. Keçecizade Mehmet Molla bu olayı şöyle özetler. Tecemmü eyledi meydan-ı lahme, edip küfran-ı nimet niceba, koyup kaldırmadan ikide bir, kazan devrildi, söndürdü ocağı. Evet, 3. Selim'in başaramadığını 2. Mahmut başarmıştır. Yeniçeri ocaklarının kapatılmasından bir gün sonra 17 Haziran 1826'da 2. Mahmut Şeyhülislam'dan aldığı bir fetva ile izlediğiniz talimnameye göre eğitilecek olan Asakiri Mansure-i Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulduğunu ilan eder. Bu ordunun kuruluşundaki katkılarından ve askere verdikleri eğitimden dolayı Prusyalı komutan Helmut Moltke'yi saltanat nişanıyla ödüllendirişini izlediğiniz 2. Mahmut en büyük amacına ulaşmıştır artık. Profesör Niyazi Berkes, 2. Mahmut dönemi başarılar dönemi olmaktan çok başlangıçlar dönemidir demektedir. Bunun en güzel örneği 2. Mahmut döneminde uğradığı tüm başarısızlıklara rağmen bu düzenli yeni ordunun modern Türk ordusunun başlangıcını oluşturmasıdır.
Sultanahmet Meydanı'ndaki bir geçit töreninde izlediğiniz ceket, pantolon ve mavi püsküllü feslerden oluşan kıyafetlerinden teçhizat ve donanımlarına, disiplinli davranışlarından askeri yeteneklerine kadar güven veren, göz dolduran bu yeni ordunun kuruluşu, yeni bir takım ihtiyaçların doğmasına neden olmuştur. Bunların başında da çağın gereklerine uygun kışlaların yapılması geliyordu. Gerçi 3. Selim'de birçok kışla yaptırmıştı yaptırmasını ama ihtiyacı karşılamakta yetersizdi. Üstelik o zamana kadar İstanbul'a yönelik tehlikelerin sadece Avrupa'dan gelebileceği düşünüldüğünden askeri yerleşimler ona göre yapılmıştı. Oysa Osmanlı'nın bir eyalet valisi olmasına rağmen Fransa'nın askeri desteğini arkasına alıp giderek palazlanan Mısır valisi Mehmet Ali Paşa gözünü İstanbul'a dikmiş, oğlu İbrahim'i Suriye'yi ele geçirmek için görevlendirmişti bile. Bu tehditler İstanbul'u koruyacak büyüklükte bir askeri gücün sürekli Anadolu yakasında tutulmasını gerekli kılıyordu. Yapılacak kışla için uygun yer seçimi işi bir komisyonca yürütülür. Araştırmalar sonunda Üsküdar'da Harem Salacak arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ancak sonradan yanmış olan Kavak Sarayı'ndan kalma eski kışla arazisinde karar kılınır. Aynı yere 3. Selim tarafından da Nizam-ı Cedid askerleri için ahşap bir kışla yapılmışsa da 1807 ayaklanması sırasında öfkeli Yeniçeriler tarafından ateşe verilmişti. Bu nedenle yapılacak olan yeni kışlanın kâgir olması kararlaştırılmıştı. Çoğu kaynaklar bu yeni yapının mimarı olarak ünlü Balyan ailesinin en yaşlı üyesi Kirkor Balyan isminde birleşirler. Ünlü tarihçi Ahmet Lütfi Efendi'nin Osmanlı tarihinden alınan izlediğiniz belge, yapımı 2 yıl süren ve 12.400 kese altına mal olan kışlanın Sadaret Kaymakamı Hulusi Paşa tarafından bando mızıkayla açıldığını bildirmekte. Kışla geniş ve eğimli bir alan üzerine oturtulmuş dikdörtgen bir avlunun çevresini kuşatır. Kuzey-güney cepheleri 267, yan cepheleri 200 metre uzunluğundadır. Meyilli arazilerde bugün uygulanmakta olan toprak tesviyesi, yani zemin düzeltme tekniği o dönemde bilinmediğinden, arazinin eğimine bağlı olarak her cephedeki istinat duvarlarının yüksekliğiyle bodrum ve zemin katlarının sayısı farklıdır. Yine eğim nedeniyle batı cephesi 3, doğu cephesi ise 2 katlı kanatlardan oluşturulmuştur. Kışlanın 4 köşesinde devrin mimarisine uygun olarak barok özellik taşıyan 7 katlı kuleler bulunmaktadır. Osmanlı askeri binalarının en büyüğü olan Selimiye Kışlası, bu ana çizgisiyle şema ve kompozisyon bakımından 19. yüzyıl kışlalarının ortak özelliklerini taşır. Yapının dört köşesinde çıkma olarak yerleştirilmiş olan kuleler, alttan ilk 5 kat boyunca kitlesel bir biçimde yükselir. Bu 5 kattaki üçlü dikdörtgen pencerelerin dış yüzeyi üzerine bindirmeler ve bunların da üzerinde cephelerdekinden farklı olarak sağır kemerler bulunur. 5. katın bitimi geniş bir kornişle belirlenir. Buradan kulelerin 4 tarafını çevreleyen ince bir terasla 6. kata geçilir. Aynı düzenleme 7. katta da yinelenir.
Bu iki katın 2 ve 1 olan pencereleri diğerlerinden farklı olarak yuvarlak kemerlidir. Cihannuma denen ve dört bir yana bakan pencerelerinden her tarafı seyretme olanağı veren bu zarif kulelerin üzerleri minare külahlarına benzer dilimli bir çatıyla örtülüdür. Kışlanın yapıldığı yıllarda kulelerin kumandan paşalara ve yüksek rütbeli subaylara ayrılmış olduğu bilinmektedir. ...1835 yılında İstanbul'a gelen İngiliz kadın yazar Julia Pardo, anılarını yazdığı Boğaz'ın Güzellikleri adlı kitabında kulelerin üç katlı ve külahlarla örtülü olduğunu yazmaktadır. Buna göre başlangıçta üç kat olarak inşa edilmiş olan kulelerin son dört katının ne zaman yapıldığı tam olarak belli değildir. Bu katların 2. Abdülmecit döneminde iki kez yapılan yenilemeler sırasında inşa edildiği düşünülmektedir. Yine kışlanın avluyu çevreleyen koridor boyunca sıralanan oda, salon gibi hacimlerin büyüklük ve bölümlemelerinin zaman içinde ihtiyaca göre değiştirilmiş olduğu sanılmaktadır. Binanın dış yüzeyi duvarlara bitişik, plaster denilen duvar oymalarıyla üçer pencereden oluşan eşit bölmelere ayrılarak cephenin uzunluğu dengelenmiştir. Her katta yinelenen bu düzen ve neoklasik çizgiler, kışlaya işlevine uygun bir sadelik ve resmiyet kazandırır. Binanın dört tarafında birer büyük kapı yer alır. Kitabesinde "Cennet kılıçların gölgesi altındadır" hadisinin de yazılı olduğu güney kapısı 1827'de, yani 2. Mahmut döneminde yapılan ilk ve tek kapıdır. Harem iskelesine doğru açılan batı kapısıyla Anadolu tarafına bakan doğu kapıları 1842'de, üstünde iki sütuna oturtulmuş bir çıkmanın da bulunduğu kuzey kapısı ise 1850'de Abdülmecit döneminde ikinci kez yapılan yenileme çalışmaları sırasında açılmıştır. Gerek içe gerek dışa bakan toplam 3000 adet penceresi ve 228 büyük odası bulunan bu dev yapının ortasında yer alan ve talimgah olarak kullanılan büyük dikdörtgen avlu, kademeli teraslar halinde düzenlenmiştir. Buradaki iki yapıdan biri fırın, diğeri sonradan kalorifer binası haline dönüştürülen erat mutfağıdır. Kışlanın tümüne bakıldığında büyük bir askeri ve sosyal kompleks olarak düşünülüp planlandığı anlaşılır. Profesör Afife Batur, Selimiye'nin gerek şema ve gerek kitle kompozisyonu bakımından 19. yüzyıl kışla yapılarındaki ortak özelliklere sahip olduğunu belirterek, ancak onu mimarlık tarihinde önemli kılan yalnızca bu yapısal özellikleri değil, büyük bir kentsel, sit ve sosyal bir kompleks olarak da tasarlanmış olmasıdır demektedir. Bina içinde ve çevresinde yatakhaneler, hamamlar, basım evi, değirmen, fırın, mutfaklar, ahırlar, saraçhane, nalbantane, teçhizat ve erzak ambarları, eczane, revir, dikimhane, silahhane ve dükkanlar bulunduğu bilinmektedir. Nitekim bu tarihi fotoğrafta günümüzde apartmanlarla kuşatılmış olan kışlanın çevresindeki o eski hizmet binalarından bazılarını görmek mümkün. Başta subay lojmanları olmak üzere kışlaya ait bazı ek binalar sonradan yanmış olmasına karşın bugün askeri defterdarlık olarak kullanılan erzak deposu binası iyi korunmuş durumdadır. Bunun gibi olmasa da kaderine terk edilen harap durumdaki bu erat hamamıyla nalbantane ve saraçhane oldukları sanılan bu iki küçük yapıysa hala ayakta. Eğimli araziye uygun görkemli yapısına, yivli yüksek istinat duvarlarının da eklenmesiyle Selimiye kışlası daha da anıtsal bir görünüşe bürünür.
düz ve keskin çizgilerin oluşturduğu bu göz alıcı heybetli silüeti, aynı dönemin mimari ustalığını yansıtan geri plandaki Selimiye Camii'nin ince, yumuşak çizgileri ve zarif görüntüsü tamamlar. Selimiye Kışlası, sosyal bir kompleks olarak Osmanlı Devleti'nin ordusuna verdiği değeri gösteren önemli bir tesis olduğu kadar, görkemli görünüşüyle de imparatorluk ordusunun gücünü sembolize eden dev bir anıttır. Yapıldığı yıllardan bu yana İstanbullulara olduğu kadar İstanbul'a özellikle deniz yoluyla gelen yabancıları da kendine hayran bırakan bu dev yapı 1854 yılında başlayan Kırım Savaşı'yla tüm dünyanın ilgi odağı haline gelecektir. ...1815 yılında Avusturya İmparatorluğu'nun başkenti Viyana'da Napolyon sonrası Avrupa'sında yeni bir düzen kurmak için toplanan ünlü kongrede, Doğu sorununu ilk kez ortaya atarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Hristiyan azınlığı koruma bahanesiyle bu imparatorluğu parçalamayı öngören Rusya, 1850'li yılların başında aynı isteği bir kez daha gündeme getirerek Osmanlı'yı köşeye sıkıştırır. Öte yandan babası 2. Mahmut'un ölümü üzerine genç yaşta Osmanlı tahtına oturan Sultan Abdülmecit, ünlü sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'nın yönlendirmesiyle 3 Kasım 1839'da ilan ettiği tanzimat fermanıyla Hristiyan tebaaya yeni haklar ve güvenceler vererek bu sorunu çoktan çözmüş olduğuna inanmaktadır. Oysa Rus Çarı 1. Nikola, huzuruna kabul ettiği İngiliz elçisi Lord Seymour'a, Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirdiği Osmanlı'ya son darbeyi vurma zamanının geldiğinden söz etmektedir. Ancak Rusların asıl amacının Akdeniz'e sarkmak karşı çıkarlar çıkmasını ama Rusya'nın Osmanlı'ya savaş açmasını önleyemezler. Denizden Sinop'a bir baskın düzenleyen Ruslar, buradaki küçük gemilerden oluşan Osmanlı donanmasını batırırlar. Bir kara harekatıyla da Balkanlarda Silistre Kalesi'ni kuşatırlar. Bunun üzerine bölgedeki kendi çıkarlarını koruma telaşına düşen İngiltere ve Fransa, Rusya'ya savaş ilan edip Osmanlı'nın yanında yer alırlar. Bu karar üzerine İngiltere'nin Portsmouth deniz üstünde hareketli günler yaşanırken Fransa'nın Akdeniz donanması Toulon'dan uğurlanır. Ve gemiler dolusu savaş malzemesi ve çoğu sömürgelerden getirilmiş on binlerce asker donanmalar eşliğinde Kırım'a gitmek üzere Marmara'ya doğru yola koyulur. Uzun bir yolculuktan sonra Fransız askerleri Gelibolu'da karaya çıkarlar. İngiliz donanması ise olası bir Rus saldırısını önlemek için İstanbul Boğazı'na demir atar. Evet, tarihte ilk kez Fransa ve İngiltere ile bir olup Rusya ile savaşa girer Osmanlı. Bu birleşik güce daha sonra İtalya'daki Sardunya-Piamento Krallığı askerleri de katılacaktır. Donanma ile birlikte İstanbul'a gelen binlerce İngiliz askeri filikalarla harem iskelesinde karaya çıkar ve aylar önce yine gemilerle Rumeli ve Doğu cephelerine gönderilmiş olan Osmanlı askerlerinin apar topar terk edip boşalttıkları Selimiye Kışlası'na yerleşir. İstanbulluların meraklı bakışları altında Selimiye'ye gelişlerini izlediğiniz İngiliz kuvvetlerinde birçok subay savaşı turistik bir geziye dönüştürüp eşlerini de birlikte getirdiklerinden onlar da kışlanın ayrı bir bölümüne yerleşirler. Böylece yine tarihte ilk kez bir Osmanlı kışlasına kadın ayağı basmış olur. Hemen hepsi İstanbul'un güzelliklerine olduğu kadar 2 yıl önce restore edilmiş olan bu muhteşem kışlaya da hayran kalıp ülkelerinde böyle bir kışla olmadığından söz ederler. Fransa İmparatorunu temsilen gelen
Prens Napolyon, Feriye Sarayı'nda özel bir daireye yerleşirken, Britanya İmparatoriçesini temsilen gelen Cambridge Dükü, törenle karşılandığı Dolmabahçe rıhtımında sarayda kalmayı reddedip çok etkilendiği Selimiye Kışlası'na yerleşir. İzlediğiniz gravür, Padişah Abdülmecit'in Selimiye'deki İngiliz birliklerini ziyareti sırasında harem iskelesinde General Raglan tarafından karşılanışını belgeliyor. General Raglan için bu büyük bir onurdur. Ancak Osmanlı Başkomutanı Serdar Ömer Paşa'nın tüm ısrarlarına rağmen ne İngilizlerin ne de Fransızların savaş için cepheye gitmekte aceleleri yoktur. Spor karşılaşmaları, balolar, beş çayları birbirini izler. Hatta halk arasında Ruslara kaptırmak istemedikleri İstanbul'u İngiliz gavuru kendisi işgal etti söylentisi bile yayılır. Doğunun gizemi ve büyüsü, İstanbulluların alışamadıkları bu üniformalı yabancıları adeta kendilerinden geçirmiştir. Selimiye, onlar için bir kışla olmaktan çok büyük bir otelden farksızdır. Sivas-Topola, karayoluyla da Varna'ya doğru harekete geçerler. Oysa geçen süreyi iyi değerlendiren Ruslar, Sivas-Topolu müstahkem hale getirmişlerdir. Ayrıca liman ağzında batırdıkları gemilerle deniz girişini kapatmışlardır. Sonuç olarak müttefik donanmanın yapacağı tek şey kalmıştı. Sivas-Topol önünde demir atıp beklemek ve kenti uzak atışlarla taciz etmek. Bu bekleyiş müttefik askerlerine çok pahalıya mal olur. Çıkarma için getirilen atlar ve katırlarla aynı gemiyi paylaşan askerler arasında salgın bir hastalık başlar. Bu koleradır. Durum giderek ciddileşir. Hastalık hızla yayılır. Gemiler dolusu hasta, yaralılarla birlikte gerisin geri İstanbul'un yolunu tutar. Kalacakları yer yine Selimiye'dir. Bu geri dönüş öyle bir hız kazanır ki Selimiye bir kışla olmaktan çıkar, İngiliz komutanlığı emrine verilen koca bir hastaneye dönüşür. Sayıları giderek artan hastalar ve cepheden gelen yaralılara bakmak olanaksız hal alır. Hele bunlara çoğu aynı durumda olan Rus esirler de eklenince Selimiye'de her şey felakete dönüşür. Buraya tedavi için getirilenlerin sayısı kısa sürede 4000'i aşmış, kışlanın avlusuna ve dışına çadırlar ve derme çatma barakalar kurma gereği doğmuştur. Koleranın yanı sıra karadaki birliklerde baş gösteren ölümcül Varna hummasıyla tifonun hızla yayılması alınan bu önlemleri de yetersiz kılmıştır. Hasta ve yaralıların değil tedaviyi, ölülerin zamanında kaldırılması bile olanaksız bir hal alır. The Times gazetesi İstanbul muhabiri Howard Russell, Üsküdar'da Skandal başlıklı yazısında felaketin kışlanın kapısında başladığını belirterek, içeri girmeyi başaranların da durumları içler acısı. Bakım yok, ilaç yok, sağlık malzemesi yok diye yazmaktadır. United Service dergisinde çıkan bir haberde ise hasta ve yaralıların üzerindekiler o kadar kirli ki aslında ne renk oldukları bile anlaşılmıyor demektedir. Aynı yazıda ameliyatların koğuşlardaki bir masada diğer hastaların gözleri önünde ve onların yardımıyla yapıldığı kloroform yetersizliğinden içler acısı çığlıkların koridorlarda yankılandığı anlatılmaktadır. Yıllardır ciddi bir savaş yaşamamış, Afrika'nın, Asya'nın geri kalmış ülkelerini işgal edip zor kullanarak sömürgeleştirmiş ve karın tokluğuna silah altına aldığı bu ülkelerin gencecik zavallı insanlarını eğiterek yeni sömürgeler edinmek için kullanmış olan majestelerinin ordusu bu kez sağlam bir kayaya çarpmıştır. İngiliz komutanların cephedeki başarısızlıklarını üstlerinden bile gizlemeye çalıştıkları bir sırada, gazeteci Russell, Kırım'daki 55 bin askerimizin ancak 25 bini ayakta. Geri kalanlar ya mezarda ya da yatakta diye yazarak bu büyük imparatorluğun hazin durumunu ortaya koyunca kıyamet kopar. Kraliçe Victoria bile, "Bu yazarlar benim askerlerimi ne hakla eleştiriyorlar?" diyerek basına ver yansın ede dursun, meydanları dolduran halk hükümeti protesto eder. İngiliz hükümeti, durumun ciddiyetini geç de olsa İngiliz halkıyla birlikte bu gazetelerden öğrenir. Zira
üstlerine yaranmaktan başka bir şey düşünmeyen İngiliz komutanlar, majestelerinin ordusunda bazı şeylerin iyi gitmediğini rapor etmekten çekinmişlerdir. İngiliz gazeteleri Fransız prensi Jerome Napolyon'un da koleraya yakalanıp İstanbul'a getirildiğini, ancak hem Fransız hem de Türk askerlerinin her bakımdan İngilizlerden daha iyi durumda olduklarını yazarlar. Bu haberler kamuoyunda var olan öfkeyi daha da arttırır. İngiliz hükümetinin durumu düzeltici önlemler almak yerine bu haberleri veren gazeteleri tehditlerle susturmaya kalkmasıysa muhalefeti güçlendiren yeni bir skandalın nedeni olur. Böylece Kırım'da ve Selimiye'de süregelen İngiliz perişanlığı ülkeyi büyük bir krize sürükler. Hızla artan ölü sayısı giderek güçlenen muhalefetin en büyük kozu konumuna gelmiştir artık. Ve sonunda Başbakan Aberden istifa etmek zorunda kalırken yeni hükümeti kurma görevi Palmerston'a verilir. Yeni hükümet, ordu aleyhine çıkan haberlerin daha da yoğunluk kazanması üzerine bayan hasta bakıcı ve rahibelerden oluşan bir yardımcı sağlık ekibini İstanbul'a göndermeye karar verir. 1854 Ekim'inde İstanbul'a gelen bu ekibin başında hemşirelik mesleğinin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale bulunmaktadır. Nightingale, Tanrı'nın kendini çaresiz insanlara hizmetle görevlendirdiğine inanan bu idealist kadın, Selimiye'de kendi adıyla anılan bu kulede kalacaktır. Buradaki ilk gününde onu şaşkına çeviren hastanenin ve hastaların bakımsız ve perişan manzarasından çok, kadınlar hastalara bakamazlar diye direten ve onları koğuşlara sokmayan İngiliz doktorlar olacaktır. Bu anlamsız boykot tam 14 gün sürer. Yardımcıları bu süreyi sargı bezi, yastık, çarşaf hazırlamakla değerlendirirler. Bir ihtiyaç listesi hazırlayan Nightingale, Savaş Bakanı Herbert'e yazdığı mektupta, "Ordumuzun büyük kısmı çok kötü durumda. Buradaki gerçeği ancak sizden terfi beklemeyen birinden öğrenebilirsiniz. Hastane yönetimi, çamaşırların ve hastaların yıkanmasını bir teferruat olarak görüyor. Binlerce hastayı yıkamak için sadece birer görevlendirilmiş. Koğuşlar pislik içinde, sabun bile yok." diyerek sağlık malzemelerinin derhal gönderilmesini rica eder. Ne var ki İngiliz deniz üstünde yapılan yanlış bir yükleme sonucu, içinde ilaç ve sağlık malzemeleri bulunan koliler cepheye gönderilen topların altına yerleştirildiğinden İstanbul'a gelen Prince adlı gemi yükünü boşaltamadan topları indirmek üzere önce Kırım'a gitmek zorunda kalır. Ancak burada düşman mermilerinin hedefi olacak ve Selimiye'deki yaralıların yaşam umutları da onunla birlikte sulara gömülecektir. Bu arada Selimiye'ye getirilen hasta ve yaralıların sayısı kadar ölü sayısında da inanılmaz artışlar görülür. Kaynaklara göre bu sayı günde 50 ile 60 arasındadır. Abdülmecit'in İngilizlere verdiği Haydarpaşa'daki bu mezarlıkta toplu mezarlar kazılmaktadır artık. 2 yıl sürecek olan bu savaşın sonuna kadar sadece buraya gömülenlerin sayısı 6000'in çok üzerine çıkacaktır. İngiliz kayıpları giderek inanılmaz boyutlara varır. Hatta Florence Nightingale, Savaş Bakanı'na yazdığı özel mektupta Selimiye'de ölü sayısı giderek artıyor. Onlarca mezar kazılıyor. Cephede ise sağlam kalanların sayısının 2000'i geçmediğini duydum diye yazacaktır. Sonunda bu açığı kapatabilmek için 3 Şubat 1855 tarihinde Baba Ali ile imzalanan bir anlaşmayla 20 bin Osmanlı askeri bazı koşullar altında İngiliz komutanlığı emrine verilir. İngilizler bu taze kuvveti derhal cepheye sürerler. Ve böylece kaybettikleri prestijlerini yeniden kazanmaya çalışırlar. Askerlerinin bu feci durumu Selimiye'deki İngiliz doktorların direncini kırar ve kadın hasta bakıcılara koğuşlara girme izni çıkar. Nightingale ekibiyle birlikte hemen kolları sıvar. Koğuşlar temizlenir, kırılan camlar ve lavabolar onarılır. Çarşaflar ve çamaşırlar yıkanır, battaniyeler yenilenir. Durumu uygun olan yaralılar banyo olanağına kavuşur. Yemek kalitesi yükselir ve servis düzene sokulur. Bunlar için gerekli olan para
İngiliz gazetelerinin açtığı kampanyadan sağlanmıştır. Selimiye'de atılan her olumlu adım, kendini hastalara adamış, yorulmak nedir bilmeyen bu fedakar kadının eseridir. Hastaların lambalı kadın adını taktıkları Florence Nightingale, geceleri elinde bir fenerle yan yana konulduğunda 4 kilometrelik bir uzunluğa ulaşan odalar, koridorlar boyu bitişik düzen sıralanmış yatakları tek tek ziyaret ederek herkesle ilgilenir. Gecenin geç saatlerinde uzun koridorları sessizce geçip, bugün müze haline getirilmekte olan kuledeki bu odasına çekilir. Yatmadan önce bu masada mum ışığı altında raporlar hazırlar, mektuplar yazar, hesaplar çıkarır, listeler düzenler. Yaz günleri penceresini açıp dalgaların harem iskelesine vurarak çıkardığı sesleri dinlemekten çok hoşlanan Nightingale bir mektubunda, "Bu bitip tükenmek bilmeyen uğultuyu dinlemek ne kadar güzel. Bana çocukluğumda Darwin kıyısındaki odamda gölün hayal dolu sesini hatırlatıyor," diye yazmaktadır. Ertesi gün Florence Nightingale sabahın erken saatlerinde hiç yorulmamış gibi yine günlük işlerinin başındadır. Hastalar için o koruyucu bir melektir artık. Onların dertlerini dinler, acılarını paylaşır, sorunlarını çözer, isteklerini karşılar, mektuplarını yazar, paralarını saklar. Günün hangi saatinde olursa olsun, Selimiye'ye getirilen hastaların yardımına ilk koşan hep odur. O kadar yoğun bir çalışma içindedir ki, İstanbul'da bulunduğu süre içinde Selimiye'deki odasından büyük bir hayranlıkla izlediği Rumeli yakasına bir kez geçme fırsatı bulur. O da 1855 yılbaşı kutlamaları için Tarabya'da İngiliz Büyükelçiliğindeki törenlere çağrılmasıyla olur. Burada görüştüğü Büyükelçi Lord Stratford'dan İngiliz halkının yaptığı bağışların bir bölümüyle İstanbul'a bir hastane yapılması konusunda destek ister. Savaş boyunca Selimiye'deki yaralıları bir kez olsun ziyaret etmeyen İngiliz Büyükelçisi Nightingale'in bu önerisini geri çevirir. O, bu parayla İstanbul'a hastane değil, kilise yapılmasından yanadır. Elçinin bu kararı Nightingale'i çileden çıkarır. Ancak Abdülmecit'in bağışladığı Galata'daki arazi üzerine bu kilisenin yapılmasını engelleyemez. Böylece İngiliz halkının bağışları yaralı ve hasta askerlerin canlarını değilse bile ruhlarını kurtarabilecektir artık. Oysa bazı kaynaklar dönemin Osmanlı yönetimi üzerinde büyük bir ağırlığı olan elçi Stratford'un Abdülmecit'ten yardım istemiş olması halinde Selimiye'de sürüp giden trajedinin asla yaşanmayabileceğine dikkati çekiyorlar. Nightingale'in karşılaştığı güçlükler bununla da bitmez. Varna'da koleraya yakalanan İngiliz subay eşleri de Selimiye'ye gönderilir. Ancak İngiliz askeri doktorları sivilleri tedavi etmemekte kararlıdırlar. Nightingale'in ısrarı boşunadır. Sonunda o, İngiltere'den kadın hastaları için sivil bir doktor istemek zorunda kalacaktır. İngiltere'den getirdiği kitaplarla Selimiye'de bir kitaplık kurma girişimine de hastane komutanlığı "asker okumaz, içki içer" diyerek karşı çıkar. Selimiye'de bu trajikomik olaylar yaşanırken Kırım'da savaş bütün şiddetiyle devam etmektedir. Cepheye döşenen bir telgraf hattı sayesinde dünyanın ilk savaş muhabirleri olup bitenleri kısa sürede İstanbul'a ulaştırabilmektedirler artık. Donanmaların da yoğun bombardımanı altında geçen Alma, Balaklava ve İmkerman'daki kanlı savaşlarla ilgilidir bu haberler. Ancak ne zaferlerin sevinci ne de yenilgilerin üzüntüsü yaşanır Selimiye'de. Buradakilerin tek düşüncesi bu olağanüstü kötü koşullarda sürdürdükleri yaşam savaşını kazanıp ülkelerine geri dönebilmektir. Buysa 1855 yılı sonlarında müttefik güçlerin Malakoff tabyalarını aşarak Sivastopol'u ele geçirip savaşı kazanmalarıyla mümkün olur. İstanbul'daki elçiliklerde peş peşe düzenlenen görkemli balolarla, saraylarda ve köşklerde verilen ziyafetlerle birlikte kazanılan bu zaferin ortak sevinci paylaşılır.
Savaşın sona ermesiyle Selimiye'deki durumları ağır olan hasta ve yaralılar Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne nakledilirler. Diğerleri ise cepheden gelen askerlerle birlikte ülkelerine dönerler. Dönmeyi başaramayan on binlerin içerisinde cephede hastalıktan ölen İngiliz başkomutanı Lord Raglan'la Fransız başkomutanı Saint Arnaud da vardır. Florence Nightingale ve arkadaşları ise dönenler arasındadır. Padişah Abdülmecit, kurucusu olduğu mesleğinde sembolleşen bu fedakar kadını, yaptıkları hizmetten dolayı som altından yapılmış bu takılarla ödüllendirir. Nightingale'i 1910 yılında 90 yaşında hayata gözlerini yumduğunda son yolculuğuna uğurlayanlar da onu hiç unutmayan Selimiye'deki vefalı hastaları olacaktır. Savaş sonrasında İngilizlerin boşalttığı Selimiye bir harabeden farksızdır. Bu nedenle büyük bir onarımdan geçirilerek yeniden ordunun hizmetine verilir. Uzun süre bu işlevini sürdürse de yenilgiyle biten Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul, İtilaf devletlerince işgal edilince Selimiye bir kez daha yabancı askerlerin konakladığı bir mekan haline gelecektir. İstanbul'un Anadolu yakasını kontrol etmekle görevlendirilen İtalyan birlikleri buraya yerleşirler. 6 Ekim 1923'te kente giren Türk birlikleri kışlayı İtalyanlardan devralır. Ancak daha sonra bu birlikler başka bölgelere kaydırılınca Selimiye kışlası uzun süre boş kalır. 1926 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşması uyarınca, Türkiye'den göç ettirilen Rumlarla Yunanistan'dan göç ettirilen Türkler için Selimiye geçici bir konaklama yeri olarak kullanılır. Daha sonra İnhisarlar İdaresince tütün deposu haline getirilen kışla, 1959 yılında bazı askeri okulları burada tek çatı altında toplamak amacıyla tekrar ordunun hizmetine verilir. Bu okulların tamamen kapatıldığı 1963 yılında ise bu tarihi yapı büyük bir onarımdan geçirilerek karargah binası olarak kullanılmak üzere Türk ordusunun en güzide birimlerinden biri olan 1. Ordu Komutanlığı emrine verilir. Şimdilerde baştan başa onarılmakta olan bu dev binanın iç yapısı, çağın askeri koşullarına ve olanaklarına uygun olarak yeniden düzenlenip onarılmaktadır. Yaşlı Selimiye kışlası için yeniden doğuştur bu.